Evet arkadaşlar, merhaba. Çanakkale'den sevgilerle sizlere. Uzun zamandır merhaba diyemedim. Şimdi yine inşaata geldik biz. Uzun zamandır çekim yapamadım arkadaşlar. Çünkü bu üzüntülerimizden dolayı hiç verimli olamadık. Böyle geldik şimdi burada. Bugün işlerimiz var. Bakalım, Adnan Bey içerileri süpürüyordu. Selam vereyim ona da. Evet, çok üzgünüz gerçekten arkadaşlar. Ülkemizin başı sağ olsun. Bu depremden dolayı, sesimden dolayı da özür dileyeceğim. Çünkü süpürdük, toz yuttuk. Boğazlarım yanıyor. Deprem bölgesinde olan vatandaşlarımıza çok üzüldük. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlar da inşallah çok erken, çabuk toparlar. Kendilerini diye düşünüyorum. Daha fazla konuşamıyorum. Onlar hakkında çok üzgünüm. Çünkü günlerdir baş ağrısından, uykusuzluktan duramıyoruz gerçekten. Adnan Bey kolay gelsin. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Çocuklarla ben dışarıda oyalandım biraz. Onları çektim de. Evet, arkadaşlara merhaba diyeyim dedim. İyi yaptın. Ne yapıyorsun? Anlat bakalım. Önce tozla boğuşuyorum. Evet, aynen. Ne yapıyoruz? Şu toparlamaya çalışıyoruz artık. Son rütüşler kaldı. İşte parke döşenecek. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Tüm evet. Milletimize sabırlar diliyorum. Gerçekten çok büyük felaket. Aynen. İnşallah, özür dilerim bu arada. İnşallah Rabbim bir daha yaşatmasın. Amin, amin. Çok zor günler geçirdik. Hala geçirmeye devam ediyoruz. Oradakilere Allah sabırlar versin. Ama işte malum, dünya telaşı, bir taraftan da yaşam devam ediyor. O yüzden de yapacak fazla bir şey yok. Aynen. Hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi biz ne yapıyoruz? Boyamız bitti, her şeyimiz bitti. Mutfak takıldı. İşte çocuklara akabinde, dikkat et, ayaklarının dibindeler. Evet, basma ayağına zaten kepini. Akabinde şimdi banyomuzun dersleri yapılacak. Parklarımız döşenecek ve son aşama elektriğe kalacak sıra. Hı hı. Çünkü elektriği neden bağlamıyorlar? Her şey tüm izinler alındı. Her şey alındı. Sadece biz depozitomuzu yatıracağız ve o enerjiden gelip elektriğimizi açacaklar. Yalnız açmamalarının sebebi, ev oturulur konuma gelmeden kesinlikle elektrik vermiyorlar. Çünkü biz şantiye elektriğine müracaat etmedik. Normal evsel elektrik bağlanacak bize. Hı hı. O yüzden bir gecikme söz konusu. Parkelerimiz döş şartlarında müracaatımızı yapacağız ve elektriğimiz açılacak. Onun haricinde bir sıkıntımız kalmadı. Bir de işte biz banyo dolaplarımız için kargo ayak sipariş vermiştik. Ayaklarımız geldi. Ha, kargolarımızı da açmadık. Açmadık daha, evet. Nedir ne değildir? Gelelim şöyle, ben de geleyim. Evet, burada böyle minik bir poşet var. Bu vidaları. Başka bir poşet yok. Hangi kargoyla geldi bu? Sürat kargo ile gelmiş. Sürat kargo. Evet, Sürat kargo ile gelmiş. Bu ara hep kargo bekliyoruz sürekli. Genelde biz yurt içi kargo ile çalışıyoruz ama tabii bu firmalar hangi kargo ile çalışıyorsa ona göre gönderiyorlar. Şimdi bu ayaklarımızı biz hangi dolabımızda istedik? Boy dolabımız var bir tane. Büyük, ona istedik. O büyük banyonun galiba. Evet. Büyük banyonun boy dolabının ayakları bunlar. Şöyle. Onu açmana gerek yok. Aynen. Göstereyim takılırken şöyle. Şey yaparız. Şu şekilde. Şu kısım alta gelecek. İşte şu şekilde duracak. Dur şöyle. Bunun bakalım. Görüntüsü bu. Şu model bu. Güzelmiş. Evet, güzel. Ben alayım. Saralım. Daha inşaat çok yapıyorlar. Evet, tekrar poşetine çıkardık. Poşeti koyamıyoruz. Dolabın arasına atarız. Şu daha büyük. Evet. Daha. Aha, aynen. Diğeri daha büyük. Neyse, diğer poşeti. Kargo poşeti şöyle. Çocuklar da böyle etrafımızda. Bunları doyurduğum için alıştılar buraya. Şimdi bizden çıkmıyorlar. Bunlar. Olsun, onlara da bakacağız. Gücümüzün yettiğince. Aynen. Onlar da bizim oldu. Evet. Şimdi de böyle bir paketimiz daha var. Onda hangi şey? Bunları onlar biz, heh, onlar ölçüler, onlar şeydir. Bunları biz bu arada Trendyol'dan aldık. Hemen
Onu da belirteyim. Merakla bekliyorum. Hangi model çıkacak içinden, ne seçtiniz? Bakalım, inşallah yanlış gelmemiştir. Genelde Nur Kübra'cığım seçti, gönderdi. Sağ olsun. İyi sarmışlar. Ambalaj güzel. Evet. Muhafaza etmişler. Mübarek açılmıyor. Şimdi kesecek bir şey de yok. Burada yanımızda, ay çok toz yuttuk Adnan Bey, bu sesler ne olacak? Oo, bir aile onlar. Evet. Bakalım böyle. Bunlar da böyle. Açık renk olanlar. Çok açma, çok yutma. Şunlar bir açık renkler. Niye o kadar fazla? Kaç tane takılacak? 8 tane gelmiş bunlardan. Evet. Adam fazla istemiş. Neden ki? Dörder tane takılacak. Bunlar da dört tane. Ha, arka kısmı da kullanacağız, evet, o zaman. Acaba lavaboları da, lavabolarda var ya, ikişer tane de ona takılacak. Lavabo dolapları yok mu? Şöyle bakalım. Lavaboların altına takacağız ya. Doğru. Aynen. Tamam, bunlardan fazla miktarda istemiş Kübra. Bakayım onun modeline. Modeline bakabilir miyim? Şöyle. Güzel, düz bak. Çok şöyle saklına çapraz duracak. Temiz, artık. Evet. Görünüm gayet olarak. Şükürde. Aynen. Gayet güzel. Durum bu. Şu şeyleri de göstereyim o zaman. Sen madem açtın onları. Ben banyonun şeylerini anlatayım. Ya da anlat sen Adnan Paşa. Odalar da bitti böyle. Boyası bu şekilde tamamlandı. Adnan, şu şeyi ney kontrolü yapıyoruz? Bir şey sordu Engin'e de. He, geri geldim çünkü. Ama şey, bağlayamayız, veremeyiz. Neyi göremeyiz? Veremeyiz. İçeri elektrik verebilir miyiz diye düşündük de veremeyiz. He, anladım. Şu şeyde elektrik yok mu zaten? Şu makarada. Bunda var, o ayrı. Uzatma var. Buradan direkt komple eve verebilir miyiz diye düşündük. Ha, komple daireye elektrik verebilseydik. Veremeyiz. Her yer aydınlık olacaktı. Evet. Evet arkadaşlar, videoyu biraz ileri geri yapmış oldum. Bir elektriğe baktık, bir evet, karbonora açtık. Aynen. Tam böyle odaları, boyalarını gösteriyordum değil mi? Geldim tekrar. Böyle badanalar bitti. Odalarda yapılacak herhangi bir şey var mıydı Adnan Bey? Şu anda yok. Boyalarımız... Cam kenarları dönecek değil mi? Tabii, cam kenarlarına strapor dönecek. Yani şöyle karton bir piyano olayı vardı. Karanlık oluyor artık da. Onların strapor olanları çıktı. Aha. Şöyle şu çirkin görüntüyü yok etmek için. Pevraz gibi bir şey, evet. Evet, strapor döneceğiz. Aynen. Duvar rengine boyayacağız onları. Onlar o şekilde kalacak. Onun haricinde kornişlerimiz takılacak. Evet. Yarın kornişler alınacak. Aynen. Arkadaşlar, korniş diyoruz, korniş. Alacağımız kornişler maalesef 2000 küsür lira tutuyor. Sadece korniş. Yani daha net yani, bir şey yok. Yani yuvarlak. Maalesef. Bu odada da aynı işlem olacak. Badana bitti. Cam aynı işlevi görecek. Sıkmadan arkadaşlara anlatayım. Banyoların işi var değil mi Adnan Bey? Banyolar... Banyoların derzleri çekilecek. Derzler çekildikten sonra büyük ihtimalle şöyle. İşte cumartesi pazar günü banyo dolapları takılacak. Şeyler takılacak. Söyle şunu. Duşakabinler takılacak. Ve iş bitecek. Sadece tek eksiğimiz kaldı. Çünkü klima siparişini verdik, geliyor. Üçlü setimizi verdik, geliyor. Sadece şofben mi alalım diye karar veremedik. Bu da diğer banyo. Şofben, bir de elektrikli ısıtıcılar var. Bilenler varsa bilgilendirirse çok sevinirim. Onun bir çok profesyonelini buldum ben. Elektrik tesisatı kaldırmaz diye bir olayla karşılaştığım için vazgeçtim. Onun bir de bir altı var. Ani elektrikli şok su ısıtıcı. Bu ilası falan olanlardan değil. Marka verdim ama farklı, daha profesyonel. İkisinin arasında kaldım. Şofben mi o mu diye. Ona bir karar vermedik.
bakacağız. Onu aldığımız zaman başka bir eksiğiniz kalmadı. Kullananlar varsa eğer bize yorumlarda yazsınlar. Biz de bilemiyoruz ne yapacağımızı. Evet, çok seviniriz. Çok seviniriz. Artı parantez, neden soruyoruz arkadaşlar biz bunu? Biz evimizi prefabrik yaptığımız için soruyoruz değil evet, mi Adnan Bey? Evet. Asıl mesele bu. Tabii tabii, yani yük işte 65 deyip yani montajını yapıyorlar. Görüyorum ben de videolarda. Firmayla görüştüm, sıkıntı olmaz diyor ama yazık, biz de temkinli davranıyoruz. Evet. O yüzden bu şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Bilendiniz varsa dediğim gibi arkadaşlar, bilgi sahibiyseniz çok seviniriz. Bize yardımcı olursanız. Aynen. Bazen yorgunluktan inanın ne dediğimizi unutuyoruz. Lütfen bizi bağışlayın. Hakikaten hem uykusuzluk hem yorgunluk. Mutfağımız takıldı. Ya Rabbi hepsi. Beğenir misiniz bilemiyoruz da. Şu anda mutfağımız saklıyor. Evet, bizim mutfağımız bu. Bunu beğendik biz. İşte Müşerref Hanım, Kübra Hanım. Ara taşlar bitince daha güzel olur bence. Büyük ihtimalle. İşte değil kapımızın mi? Rengine uydurduk. Şöyle kapıyı işte, da alayım. Akabinde koltuklarımıza yakın olsun dedik. Ya işte renk, bizim favori rengimiz bu oldu bu sefer. Gayet de güzel. Ne diyorlardı Müşerref Hanım buna? Renk. Ay dur, aklımdan çıktı. Antrasit. Antrasit. Evet. Evet, antrasit diye geçiyor. Benim de bir an çıktı aklımdan. Aynen. Bizim dolaplarımızı biz Minar'a yaptırdık. Minar aynı zamanda Koçtaş'ın çok büyük bir tedarikçisi. Ben çok yerden fiyat aldım. 25 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin gibi rakamlarla karşılaştık. Biz dolabımızı kaça yaptırdık? Ne kadara yaptırdık bir düşün. Yani biz bizim için uygun bir rakama yaptırdık. Ama çok erken verdik. Bilgi vereceğim ben size. Tabii aynen. Ilgili. Aynen. Ve son derecede makul fiyata yaptırdığımızı tahmin ediyoruz. Gayet iyi ve kaliteli oldu. Akabinde memnunuz bakalım şimdi. Daha henüz kullanmadık ama kullanınca göreceğiz. Daha net olarak. Şöyle arkadaşlar, fiyatları merak eden arkadaşlar var. Daha önceki videolara yazmışlardı. Adnan Bey her şeyi not tutuyor. En son bir video yapacak sizler için arkadaşlar. Hani daha harcamalarımız bitmedi, eksiğimiz bitmedi. Hep kalem kalem yazıyoruz. 5 liraya varana kadar en son bilgilendireceğiz. Evet. Eve 5 lira daha, evle ilgili 5 lira daha harcasam onu daha iyi not alıyorum ki bilgi verdiğimde bu tür iş yapmak isteyen arkadaşlar bilgileri olsun. Evet arkadaşlar, manzarayı da göstereyim biraz camdan. Köyümüzün, sokağımızın hali bu. Daha tabii bahçede çok işlerimiz var. Buralar hep yapılacak. İşte bu verandanın bu ön kısımları, yürüyüş yolları olacak. İşimiz çok. Hayırlısıyla hepsi olacak. Sağlık olsun önce. Önce sağlık olsun. Evet arkadaşlar, evden dışarıya çıktık. Dediğim gibi bahçe bu konumda, böyle toparlanacak buralar. Olsun, yavaş yavaş yapacağız. Buraların taşları döşendi. Şu an kapalı henüz üstü ama taş bu yani. Bu şekilde temizlenecek her yer. Böyle verandadan mutfak gözüküyor. Evet, çakırımız yolun üstünde yatıyor. Evet Adnan Bey, kapatıyorum, veda edeyim arkadaşlara. Evet, bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bizden bu kadar Adnan Bey. Evet arkadaşlar. Tekrar, evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen like atmayı unutmayalım. Bir beğeninizi hak ediyoruz herhalde. Abone olmayan arkadaşlar abone de olursa çok seviniriz. Benim her zaman dediğim gibi, hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun, sağlıcakla.